şah damarı hastalıkları ve tedavisi. Şah damarı hastalıkları çok önemli, sağlık açısından ve hastanın genel durum açısından çok büyük önem taşıyan bir hastalık grubudur. Aynı bacak damarları veya kalp damarlarındaki nedenlere bağlı olarak şah damarlarının daralması veya tıkanması sonucunda gelişmektedir. Böyle durumda şah damarları üzerinde oluşan pıhtılar beyne atılabilmekte, bu şekilde hastada başlangıçta geçici olarak konuşmada güçlük, geçici, körlük, kol ya da bacakta kuvvet kaybıyla karakterize bir durum ortaya çıkar. Bu durum genellikle geçicidir, saatler içerisinde veya dakikalar içerisinde ortadan kaybolabilir. Ancak bu durum daha ileriki bir zaman diliminde ortaya çıkabilecek olan, daha ağır seyredecek olan ilmenin ya da felcin bir belirtisidir. Böyle durumlarda hastanın vücudunun bir yarısının hiçbir şekilde hareket ettiremediği, ciddi boyutta kalıcı sakatlık oluşturan bir duruma neden olabilir. Böyle bir durumda yapılması gereken şey şah damarındaki darlığın veya tıkanıklığın tedavi edilmesidir. Burada başlıca iki ana yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki karotis endarterektomi ameliyatıdır. Bu bir cerrahi girişimdir. Lokal anestezi altında yapılabilir. Hastanın daralmış olan ya da tıkanmış olan damarındaki bu etken çıkartılır. Bundan başka bir diğer tedavi yöntemi ise daralmış ya da tıkanmış olan damarın balon ve stentler kullanılarak açılmasıdır. Her iki yöntem de bugün yaygın olarak kullanılmaktadır. Karotis endarterektomi ameliyatı bugün birinci derecede tercih edilmesi gereken girişim şeklidir. Eğer hastalar bu ameliyat için uygun değillerse, hastalarda başka problemler varsa, genel sağlık durumu ameliyatı kaldırmaya müsait değilse veya daha evvelen boyuna yönelik bir girişim geçirmişlerse, böyle durumlarda bu hastalara karotis endarterektomi yerine stentleme tercih edilebilir. Bu şekilde tedavi yapıldıktan sonra hastaların takibine devam edilir. Bu konuda daha detaylı bilgiye www.cuneytkoksal.com adresinden ulaşabilirsiniz.